bir ettiğin lafa bir tane takılmışsın, onu söyledim. Ya bir sürü laf ettin de yani birçoğu hadi olur kavga esnası, sinirdir, olur kız arkadaşın, o da olur. Ben de herhalde problem şu, sen sinirlenince hatırlamıyorsun da söylediğini. Ben sessizimdir böyle konularda, anlarım. Yani ben de içimden çok sinirlendim yani, kim tutarım yani. Çıkıp ekranda bir adamın biri seni kucağına oturttuğumu derse özür diler misin? Yok, sıralamaya bakarım ben. Çünkü sen onu yaptın, hiç ben olamadım. Ben farkındaysan öfkeyle gitmedim. Beni duyuyor musun? Benim acilen şip yapmam lazım. Bak sıkıntılara girmeye başladık burada. Buradan gitmek istemiyorum. Burayı seviyorum. Buradaki arkadaşlıkları seviyorum. Dostlukları seviyorum. Kızlar evine gidebilir miyim sana zahmet? Hani ben burayı filmcilere kiraya veriyorum. 15 lira geliyor. Onu tabii ki de sen beğendin diye almışsın. Böyle olmaz ama yani. Sen kanka kanka dersen. Sen benim huyumu bilmiyor musun? Ne zaman bir şey gizledim? Biliyorum da. Sürekli gülünce de ben de üzülürüm yani böyle bir şey. Benim için kötü bir durum. Bilemezsin zamanını getireceğini. Ben yargılanıyorsam hala Berke'yi mi seviyor diye. Berke de o zaman bir yargılansın. Gizem hala Berke'yi mi unutamadı? Niye tos odasında Berke'yle ayrılığını anlatıyor? Neden böyle, neden şöyle? Ben de dedim ki Berke yapınca niye bir şey olmuyor? Ben yapınca niye böyle yorumlanıyor? Damla da şey dedi, prim içindir bence dedi. Kaç bin tane Gizem'le benim editimin yapıldığını sen hiç farkında mısın şu anda? Yok, hayır. Twitter'ın gündemine girildiğini falan filan. Yok, hayır, bakmadım. Sen o zaman git onlara bir bak. Etkileşim için hiçbir şey yapmayacağımı o zaman anla. Ha, ben şimdi bu ses oda olaylarını bilmiyorum. Bak hiçbir şey bilmiyorum. Bilmediğin konu hakkında o zaman Damlacığım yorum yapmayacaksın. Sen şimdi görüştüğün insana etkileşim için, prim için diyorsan sen öyle benimle görüşme o zaman. Kötü amaçlı bile ya, ben onun ne demek olduğunu ve tam anlamıyla bilmiyorum. Ne anlamda söyledin? Aşk film de olabilir, boş diye konuşmuş olabilir. Hani tamamıyla bir yorum yaptım ama Berke'nin kötülüğünü düşündüğüm için ve ona kötü bir şey söylediğim için falan değil. Hayatım, ben de bunları yaşadım. Kim benim yanımda durdu? Ben de yaşadım. Bilmiyordum evin kurallarını, Twitter'ın kurallarını bilmiyordum. Ailesini yaşadım. Böyle ben yapsam dedim, sen de dahil. İşte hala Berke'yi unutamadınız mı? İşte bu Gizem Berke'yi unutamadı ama şu algı, Öykü Hanım, dehşet var dışarıda. Ses odasında neden Gizber'le alakalı konuşmuşum? Prim için mi acaba? 5 yaşında çocuğa da sorsak prim kelimesinin az çok ne olduğunu bize tarif edebilir. Yani bu birazcık R yapmak gibi falan oluyor bence. R yaptığım bir şey yoktu çünkü ben gerçekten kötü niyetli hiçbir şey yapmadım. Düşünseydim zaten ben Berke'nin yanında olmazdım. Ha, Berke'nin yanında değilsin ki zaten. Nasıl tanışma yolunda olduğun insana hani prim için bunları yapıyor diyebilirsin? Yakın arkadaşlar falan gelebiliyor, birbirlerini tanıyanlar gelebiliyor. Acaba dedim eski sevgilisin. Esen'cim bunu niye söyleme ihtiyacı hissettin? Ya bir an aklıma geldi, söyledim zaten, gizlemem böyle bir şeyde yani, hani neden gizleyeyim ki? Ya çomak sokamaz da. Ama sokabilir yani. Trip atıyor sarılmanı, dedim ne oldu? Sen diyor göreceksin, bekle ben seni arayacağım diyor. Birisine böyle güzel bir yorum yapmak bile ya da ne bileyim böyle birisi geçer şöyle bakmak bile benim gözümde aldatmadır.